Şunu al istersen. Hangisini? Bu daha hafif. Sen? Sen bunu mu taşıyacaksın? Taşıyorum ikisini birden. İkisini birden de. Arabaya sığdıracağını emin misin bunu? Deneyeceğiz. Sığmaz. Ekipmanlarımızı aldık. Durak yolcusuyuz. Kettle da aldım. Bugün büyük temizlik var. Hafta sonu olduğu için şoförlerimiz izinli. Aysma ile biz durak yolcusuyuz. Temizlik yapacağız. Büyük temizlik var bugün. Hadi bakalım. Bütün temizlik malzemelerimi, hatta tripodumu da aldım. Video çekmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Sanırım çok hızlı bir giriş oldu. Çünkü Ayhan'ı aradım. Dolabın fişini çek diye. Çekmemiş. Bakın buralara su falan koyduklarından bayağı kirli. Diyor ki 5 dakikada erir. Dedim sen çekseydin fişini şimdiye erimişti. Onu bekleyeceğiz. Bu arada ben dolabın içini hemen boşalttım. Üzerinde örtü vardı. Örtüyü kaldırdım. Üzerini köpükledim. Şimdi durulayacağım. Ayhan'ı suya yolladım. Bizim suyumuz yok biliyorsunuz. Karşıdan su getiriyorlar. Kettle'a su koydum, kaynıyor. Çaydanlıkları temizleyeceğim. Bu da bayağı kirlendi. Bunu kapıya çıkarıyoruz ya, bayağı is. Şimdi bunu da iyi bir cifleyeceğim. Diyorum ya, hızlı bir giriş oldu. Bunlar hep suyumuzun olmayışından. Suyumuz olsa böyle olmaz. Yıkardın mı? Aferin sana. Onu şuraya asalım, kurusun bu. Bu dolabın üzerinin örtüsü. Orada kuruya dursun. Temiz suyu da getirdiler. Hemen önce dolabın üzerini bir durulayacağım. Örtüsünü sereceğim. Sonra da şu iç kısma başlayacağım. İyice köpükleyeceğim hepsini. Yine Ayhan'la karşıya yollayacağım. Orada su var. Bol suda durulasınlar. Suyumuz da kaynadı. Bu sudan ekleyeceğim. Sileceğim suyun üzerine. Hadi bakalım. Kamerayı sabitleyeyim de başlayayım ben. Önce buzdolabından başlayayım diyorum. Sonrasında arkadaşlar, buralar biraz karman karışık oldu. Ben getirdiğim her şeyi buralara bıraktığım için mopu da getirdim. Duvarları da sileceğim. Şu köşemi çekeceğim. Bu örtüleri çıkaracağım, götüreceğim yıkamaya. Duvarları falan hep bir sileyim diyorum. Belki Ayhan'a da camları sildiririm. Dur bakalım. Gönlü olursa. Şimdi onları markete gönderdim. Gidiyorlar. Limon tuzu alın gelin dedim. Çaydanlığımızın içini göstereyim mi size? Şurayı görmeyin de çaydanlığın içine bakın. Taş olmuş resmen. Onu temizleyeceğim. Biobelinda'nın 3x'i getirdim. Şu içinin sarısını temizleyeceğim. Hatta hemen onu mu yapalım? Kaynar suyla çaydanlığın içini doldurdum. Şöyle biraz da eğimli bırakacağım ki bu tarafı da temizlensin diye. Şöyle ara sıra oraya sudan getireceğim. Ay, döktük döktük döktük. Biraz sonra içinin son halini çekerim yine size. Ayhan'a limon tuzuna gönderdim. Bunun içinde limon tuzuyla temizleyeceğiz. Ben artık yavaş yavaş dolabın temizliğine geçiyorum. Deterjanlı suyumu hazırladım, başladım temizliğe. Sıcak sudan da ekledim biraz. Şimdi siz şu parçaları durulayıp gelin karşıda. Neyi? Şunları. Şap şap dur. Şap şap durulayın. Anne. Efendim. Babam kim yıkansın diye onun üstüne hep su sıçrattı. Babanın. Üzerine su mu sıçrattın? Sular. Temizleme işi tamam. Sildim, buraya ne değdiyse çıkaramadım. Sarı bir leke olmuş orada. O çıkmıyor. Ama tamamı tertemiz oldu şöyle. Şimdi artık parçalarını takıyorum. Hemen dolabı çalıştıracağım ki suları soğutsun. İçini yerleştireceğim. Buzdolabı temizliği tamam. Şu limon tuzunu eve götüreceğim. Evdeki çaydanlık da kireçlemiş.
Onu temizleyeceğim. Şu arkada da işte not kağıtlarımız, küllük, dezenfektan var. Onlar orada kalıyorlar. Buzdolabının içini yerleştirdim. Şimdi geçiyoruz duvar temizliğine. Yine aynı şekilde 3x ekleyeceğim duvar suyuna. Bir de bu Biabalinda'nın yağ kir temizleyicisinden şöyle biraz ekleyeceğim. Ayhan diyor ki ne olur duvar işi çıkarma. Dedim çok geç. Ben niyeti aldım. Duvarlar da silinecek. Başladığım işi tam yapacağım. Şimdi yine kaynar suyumu ekliyorum. Üzerine soğuk su çektireceğim karşıdan tekrar. Köşemi öne doğru çekeceğiz. Bu tarafa doğru. Ayhan buradan bezi yıkayıp verecek. Ben önce o arkaları bir sileceğiz. Sonra buzdolabının arkasını sileriz. Sonra bu tarafları derken. Al hadi bunu şu ağaca dök. Biraz bak. Bunun üstüne biraz soğuk su çeksen Ayhan. Şuna biraz soğuk. Soğuk su çek şunun üstüne. Videoyu açtım, yeşil ışık yandı. Sonrasında bir telefonla temizlik yarıda kalır. Şimdi dönüyorum, devam edeceğim kaldığım yerden ama kolay iş kaldı. Benim gözümde hep buzdolabı büyüyordu. Onu temizlemek gözümde büyüyordu. Onu hallettiğimize göre şimdi duvarları mopla sileceğim. Yeri de bir paspaslayacağım. İşimiz bitecek. Sonrasında semaver yaptıracağım Ayhan'a. Aklımda planlar var. Tabii ki semaveri hak ettik. Bir semaver çayı içeriz artık. Çok tatlı bir yolcu aldım. Beni çok güldürdü. Belli etmemeye çalışıyorum. Hani ben gülsem dalga geçiyorum gibi olacak ama gülmemek için de zor tuttum kendimi. Bu soru bana çokça geliyor arkadaşlar. Hani nasıl araba kullanıyorsun, rahat kullanıyorsun falan hep soruluyor. İşte biraz taktikler ver. Bu aslında taktik verilecek bir şey değil bence. Bana sorarsanız. Kullandıkça tecrübe sahibi oluyorsunuz. Arabayı kullandıkça ustalaşıyorsunuz. Bence öyle. Benim yolcularım da hep bana diyor hani çok rahat kullanıyorsun. Mesela ben ellerimi kollarımı bıraka bıraka araba kullanırım. Direksiyonu çok bırakırım. Bütün kırmızı ışıklara da yakalandık bu arada. Güneş de tam arkadan aynama, aynamdan da yüzüm yansıyor. Şimdi yolcum arabaya bindi. Annesiyle birlikte ben öne oturacağım diyor. Annesi diyor ki ne fark eder? Yok dedi ben öne oturacağım. Öne oturdu. Kafasını buradan eğdiriyor. Diyor ki ayaklarına bakacağım. Hangisine basıyorsun? Şu an ayağım debriyajda ama şu an frene mi bastın? Dedim o öyle hani bakmakla anlaşılacak bir şey değil. Sen ayağımı takip etsen yolu kaybedersin. Yolu takip etsen ayağımı kaybedersin. Hani takip edemezsin. O dedim öyle bakmakla olmaz. Kullandıkça hani ehliyet kursuna yazılmış. Dedim onları sana orada detaylıca anlatırlar. Panik yapma dedim. Hani nasıl olacak, nasıl bitecek? Tabii ki bende de bu panik olur. Bir şey yapacağım zaman hep onun bir telaşını yaşarım. Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Onda da fazlaca var bu. Ayağımı kontrol ediyor. Diyor ki şimdi kaçla gidiyorsun? Bu yol kaçlık yol?
sağ şeritten gitsen olur mu? Ben diyor 60'a sabitlesem sürekli her yolda 60'la gitsem olur mu? Çok komikti. Dedim sen çok panik olmuşsun. Bir de alt geçide girdik. Alt geçide girince ellerini böyle göğüse yasladı, böyle duruyor. Dedim ki sende panik atak mı var? Yok diyor. Ama dedim niye öyle tutuyorsun? Öyle bir olay yaşamışlar. Kucağımda diyor küçük bebeğim varken araba ani fren yapınca o alt geçide girerken bebek cama çarptı diyor. Ben de bu diyor şey olarak kaldı, takıntı olarak kaldı diyor. Yani alt geçide girerken böyle tutuyorum diyor. Dedim hocaların yanında yapmayasın bunu. Sende panik atak var diye sana dedim ehliyet vermezler. Yok diyor, yapmam onların yanında. Çok tatlı bir yolcuydu. Hep de bu soruluyor arkadaşlar. Tam da konusu gelmişken anlatayım. Bu işte heyecan yapmamak çok önemli. Şu an güneş tam arkadan vurdu. Şu an düzeldi sanırım ışığımız. Açımız düzeldi galiba. Heyecan hiç yapmamanız gerekiyor. Çok rahat olmanız gerekiyor. Bir de yani şöyle bir şey var. Araba kullanırken hem aynaları kontrol ediyorsunuz, hem yolu kontrol ediyorsunuz, hem hızınızı kontrol ediyorsunuz. Biraz dikkatiniz fazla olması gerekiyor. Ben çokça yolu kontrol ederim. Diğer arabaları daha çok kontrol ederim. Kendi kontrolümden çok diğer arabaları kontrol ederim. Bu çok işe yarıyor. Çünkü hani siz ne kadar dikkatli kullansanız da karşıdakinin hatası sizi mahvediyor. Onun için ben hep sağımı solumu kontrol ederek giderim. Şükürler olsun sıkıntı yaşamadım. Ha, siz şimdi diyorsunuz ki hiç heyecan yapmamak gerekiyor. Sen yapmıyor musun? Ben ehliyet kursuna ilk sınavına girdiğimde o hani imza atılıyor ya, küçük bir karenin içine adınızın soyadınızın karşısına imzanızı atıyorsunuz ya, ben o karenin içini denk getirememiştim. Buradan geçerken de göğüs elini yaslamıştım. Ben o kareyi bulup da imzayı oraya atamadım. O kadar elim titriyordu. Arkadan müfettiş dedi ki ya bu kadar dedi heyecan yapmana gerek yok dedi. Sonuçta araba kullanmayı biliyorsan dedi kullanacaksın, geçeceksin. Niye bu kadar panik yaptın dedi. Küçük çaplı bir ortalığı karıştırmış olabilirim ama şimdi hemen başlıyorum. Ayhan'la Esma da işe gitmişler. Ben şimdi işlere hemen koyuluyorum. Önce şuradan başlayacağım. Burayı bir sileceğim. Köşemi o tarafa ittireceğim. Bu taraftan devam edeceğim. Hadi o zaman bismillah diyelim. Bu mopu icat eden de Nur'da yatsın. Annem öyle derdi. Nur'da yatsın bunu icat edenler de. Bayağı deterjanlı su yaptım. Keşke ışığı yaksaydım. Hava kararmadan bitiririm inşallah. Caddi üzeri olduğu için is var. Aşırı is var.
arabaların egzoz dumanları. Son durum arkadaşlar. Baya toparlandı iş aslında. Böyle dağınık gözüktüğüne bakmayın. Çok az kaldı. Sadece şurası kaldı silinecek duvar olarak. Ben giderken Ayhan burayı siliyordu. Bilmiyorum sildi mi? Bitirebildi mi? Bitirmeden mi işe gitti bilmiyorum. Bir tek bu çerçevenin kenarları kaldı. Bir de yerler paspaslanıp şu masanın yeri. Şimdi ben elime geçen kalabalığı oraya koydum da. Şurası. Bu duvarları falan sildim de yerler paspaslanacak.
Bu arada çaydanlıklarımızın son durumunu gösterecektim size. Bakın. Alttaki de sularını doldurduk çay demleyeceğiz diye. Bunu biraz daha kaynatsa olurmuş aslında ama ben yokken Ayhan kapatmış, artık yeter. Şimdi hemen çayımızı demleyeceğim. Şu kalan işleri de halledip dinlenme saatine geçeceğiz. Temizlik işi bitti. Ben de bittim diyebilirim. Örtüleri toparladım, eve götüreceğim. Onlar yıkanacak. Bu da emanetmiş birine. Bu gidecek. Bu taraflar bu şekilde. Buraya da masayı getirdim. Şu su bidonu dışarıya doldurup bırakıyoruz. Gündüz sık sık el yıkamak için. Semaverimiz orada. Söylediğim gibi semavere hiç halim kalmadı. Artık dedik burada çayımızı demleyelim. Şimdi ben bardaklarımızı hazırlayacağım. Çayımız da demlenmiş. Artık dinlenme vakti. Artık biraz dinleneceğiz. Mis gibi temizlik kokan durağımızdan da kapanışımızı yapalım artık arkadaşlar. Saat 10.30'a geliyor. Artık Aysim'i arıza çıkarmaya başladı. Beraber yapalım kapanışımızı, gel. Aysuman'ın artık yavaştan uykusu gelmeye başladı. Mıknatıs bulmuş ha bu arada. Biz buradan vedamızı yapalım arkadaşlar. Yorulduk artık, eve gidince kapanış yapacak enerjim olmayabilir. Buradan vedalaşalım istedik. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.